Bağkur'dan emekli olacaklar dikkat. SGK uzmanı yeni dönemi açıkladı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Çengçi, Bağkurlular ile ilgili gelmesi planlanan yeni düzenlemeye ilişkin yeni detayları paylaştı. Bağkurlular ile ilgili gelmesi planlanan yeni düzenlemeye ilişkin sosyal güvenlik uzmanı Mehmet Akif Çengçi çarpıcı yorumlarda bulundu. Milyonlarca Bağkurlu sigortalıyı ilgilendiren kritik bir düzenleme konusunda Çenkçi yeni bilgileri paylaştı. 7200 prim güne eşitlemesiyle ilgili ayrıntılar sigortalıları nasıl etkileyeceği konusu merak ediliyor. Bağkur sigortalıları için 7200 prim güne eşitlemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafında yerel seçim öncesinde ilk mesajı verilmişti. Eşitleme ile sosyal güvenlik sisteminde yeni bir dönemin başlayacağı ise belirtiliyor ticari kazanç veya serbest meslek kazancı sebebiyle gelir vergisi mükellefi olan kişiler için bu eşitleme, prim ödemelerinde yeni bir oluşumu yaratacak. Bu düzenlemenin emeklilikleri yeniden şekillendireceği uzmanlar tarafından söyleniyor. Düzenleme ile birlikte Bağkur kapsamındaki sigortalılar, diğer sosyal güvenlik kollarıyla aynı prim günü şartlarına ulaşacak yeni düzenleme ile pek çok sigortalının emeklilik için daha kısa sürede prim doldurmasına imkan tanınacak. Düzenlemeye ilişkin net bir adım atılmasa da ilerleyen zamanlarda gündeme geleceği belirtiliyor. Ancak yeni düzenlemeye ilişkin bazı sorularında cevabı merak ediliyor. Sosyal güvenlik uzmanı Mehmet Akif Cenkçi, düzenlemeye ilişkin hem fırsatlar hem de riskler barındırdığının altını çizdi film günlerini dolduramayanlar için yeni eşitlemenin mali yükü arttırabileceği vurgulandı. Kimler yararlanacak? Cenkçi, gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlar, ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar. Donatma iştiraki ortakları, anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları. Limited şirket ortakları, köy ve mahalle muhtarları, 6132 sayılı at yarışları hakkında kanuna tabi jokey ve antrenörler, tarımsal faaliyette bulunanlar, şirket ortakları ve kolektif şirketlerin ortakları ile adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları yeni düzenlemeden yararlanacağını belirtti. 8 Eylül 1999 ve öncesi ilk kez girişli olanlar için erkeklerde 9000 gün, kadınlarda ise 7200 gün olduğunu söyleyen Cenkçi, kısmi emeklilikte ise erkekler 58 yaş 5400 prim gün, kadınlar ise 56 yaş 5400 prim gün şartlarını sağlaması gerektiğini belirtti. 8 Eylül 1999 sonrası ile 30 Nisan 2008 arasında ilk kez girişi olanlar için erkeklerde 60 yaş, kadınlarda 58 yaş 9000 prim gün sayısı istendiğini vurgulayan Cenkçi. 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında girişlilerde kadın erkek fark etmeksizin emeklilik için aranan prim gün sayısı 9000 gün olduğunun altını çizdi. Bu şekilde kadınlara ilave olarak 1800 gün kısacası, 5 sene daha prim ödeme yükümlülüğü getirilmiş olacağını Cenkçi belirtti. Cenkçi, 1 Mayıs 2008 sonrası ilk defa girişlilerde de yine kadın erkek fark etmeksizin 9000 prim ödeme kuralına ilave 65 yaşa kadar kademeli geçiş getirildiğini anlattı. 8 Eylül 1999 ve öncesi girişli olan kadınların 7200 prim gün olan şartına ilişkin neler olacağına ilişkinde konuşan Cenkçi, düzenlemenin sadece erkekleri kapsayacağını ve kadınların yararlanamayacağının altını çizdi. 8 Eylül 1999 sonrası girişi olan kadın ve erkeklerde prim gün sayısı eşit olduğundan 9000 gün güne tabi olarak bu tarih sonrası girişli olanlar faydalanacağını Cenkçi, söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçim öncesinde, Bağkur primlerinin SGK ile eşitlenecek, söylemini değerlendiren Cenkçi, bu eşitlemenin Sosyal Sigortalar Kurumu statüsü olduğunu belirtti. Cenkçi, şu anda uygulanan 8 Eylül 1999 ve öncesi ilk kez giriştilerde Sosyal Sigortalar Kurumu emeklilik şartı kadın ve erkek ayırmaksızın işe giriş tarihine göre kademeli olarak 5000 ile 5975 gün arasında olduğunu açıkladı. EYT yasası taslamam çıkmış olması durumunda nasıl bir senaryonun olacağını da açıklayan Cenkçi, kadın ve erkeklerde prim gün sayısı 5000 gün olacaktır. Biz mevcut mevzuatı baz alacak olursak ve eğer bir eşitlikten bahsedecek olursak Bağkurluluların emeklilik şartı Erdoğan'ın açıkladığı gibi 7200 değil, 5000 ile 5975 gün arasında olması gerekmektedir. Eğer eşitlik ve adaletten bahsediyorsak, dedi.